bastık, yine biz bozduk. Sınırı çizdik, bize de uyduysa çak çak diyoruz ben diyerek. Ha ha diyoruz bilme. Mehmet Dinçerler'le sessiz sedasız yaptığı evliliğiyle gündemden düşmeyen hadise, bu yıl 60. kez düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde konser verdi. Sahneyi kırmızı bir takımla çıkan hadisenin tarzı yine sosyal medyada gündem oldu. Geçmişte şarkıları kadar cesur sahne kostümleriyle de adından söz ettiren 36 yaşındaki şarkıcının evlendikten sonra daha kapalı giyindiği yorumu yapıldı. Hadise 2 saat süren konserinde dansları ve enerjisiyle izleyenlerden tam not aldı. Seyircilere kendilerini sevmeleri tavsiyesinde bulunan hadisenin sıra Evlenmeliyiz şarkısına gelince eşi Mehmet Dinçerler'in evlilik teklif ederken taktığı 3 milyonluk yüzüğü göstermesi dikkat çekti. Kerem Bürsin geçen haftalarda La Casa de Papel dizisindeki profesör rolüyle dünya çapında tanınan İspanyol aktör Alvaro Morti'nin Madrid'de gerçekleşen organizasyonun özel konuklarından biri olmuştu. Dizilerimiz İspanya'da olsun, İtalya'da olsun ama yani İspanya'da şimdi bayağı bir konuşuluyor, bayağı bir izleniliyor. O yüzden evet bunun sayesinde de bence hem ülkeler arasında belki iş imkanları çıkabilir ama yani benim gibi insanların da ortak işler yapabilme gibi imkanlarımız doğuyor. Bu da bence önemli çünkü buralarda da ülkemizi başka bir şekilde temsil edebiliyoruz. Yakışıklı oyuncu İspanya'da film çekeceklerini açıkladı. Güzel şeyler olacak gibi. Zaten şimdi bu Oliver's'un işbirliği gayet cool bir şey olacak ama evet yani yakında bir film gibi bir imkanı var. O yüzden bakalım. Yani ben de gitgide İspanyolca öğreneceğim bu sayede. Kerem Bürsin İstanbul'a döndükten sonra ilk kez bir mekan çıkışı kameralara takıldı. Kerem Bey iyi akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi akşamlar. Sormalı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İspanya'dan. Eyvallah, sağ olun. Teşekkürler. Bir aracı bineceğim de bir şeyler. Muhabbet edelim Alvaro. Tabii, tamam. Morti ile de beraberdiniz. La Casa de Papel'in profesörü. Evet, Alvaro ile çok güzeldi. Güzel geçti, güzeldi. İspanya güzeldi. Bürsin, kuzeninin de yaşadığı İspanya seyahatleri sırasında ünlü aktör Antonio Banderas'la yakın dostu olmuştu. Antonio Banderas'la da tanışmışsınız. Hı hı. Orada beraber bir projede yer alır mısınız? Son durum nedir? Yani bakalım, bilmiyorum ama yani bir görüşmeler oluyor. O yüzden güzel gidiyor. Bürsin, İspanya seyahatlerinde basından da büyük ilgi görüyor. Orada da iyi karşılandınız. Sizi de sevenler de. TT'de oldunuz hatta sonrasında. Sağ olsun, aynen. İyi de bir dostluk kurdunuz aslında Alvaro'yla da. Hani konuştunuz mu hiç Türkiye'deki projelerinde konuştunuz mu? Konuştuk. Bayağı bir şeyler konuştuk. Şu an bir o işe ortak girdik. O yüzden yani oradan tanışıyoruz ama yani bayağı oradaki piyasayı, buradaki piyasayı hepsini konuştuk. Güzeldi. Ortaklık filmle ilgili mi yoksa bir yapımcılık mı? Yok, başka bir işle alakalı ama yani aynı zamanda sinema sektörünü o işe adapte etme. Çok özür dilerim ya, benim bilmem lazım, tamam, yoksa bekliyorlar. Çok sağ olun. Kusura bakmayın, beklettim sizi.